Bu bölümde muzari fiili nasbeden edatları göreceğiz. Nasbeden derken mesela ketebe yazdı, yektubu yazar. Bunun başına len geliyor. Len yektübe. En geliyor. En yektübe gibi. Bu şekilde nasbeden edatlar. Bunların başlıcaları en, len, key, izen, hatta ve li, bir de sebebiyet bildiren fa. Bu edatlar muzari fiilin başına geldiğinde onu nasbeder. Cem-i müennes dışındakilerde var olan nun harfini düşürür. Ne demek? Mesela ya'lemune, onlar biliyorlar. Ama bunun başına diyelim en gelmiş olsun. En ya'lemu, oradaki nun harfini düşürüyor. Örneklerde bunu zaten göreceğiz. Bunlardan bir tanesi en. Bu edat muzariyi mastara çevirir. Ne gibi? Eyahsebul insanu, insan zanneder mi? En yutrake, terk olunacak, süde, boş. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Yahsebu, Türkçe'de hesap etmek. Oradan hatırda tutabiliriz. Ya böyle olacağını hesap etmemiştim, zannetmemiştim gibi kullanılıyor. Eyahsebul insanu, insan zanneder mi? En yutrake, terk olunmayı. Terake terk etti. Yetruku terk eder. Yutraku terk olunur. En geldi. En yutrake. Burada muzari fiili nasbetmiş oldu. Süde başıboş. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Bir başkası len. Aslında bu edattan daha evvel söz ettik. Muzari fiilin başına geliyor. Tekidi nefi istikbal. Yani ileride bu iş asla olmaz. Bunu bize ifade ediyor. Ne gibi? Ve iz gultum ya Musa, demiştiniz ki ey Yahudiler, ey Musa, len nu'mine leke, sana asla inanmayız. Hatta nerallaha cahraten, Allah'ı açıkça görmedikçe. Burada bir nevi pazarlık yapıyorlar. Allah'ı açıkça görelim, o zaman inanalım. Belki bu bütün zamanlarında meselesi. Günümüzde de bir kısım insanlar Allah varsa kendini bize göstersin diyebiliyorlar. Halbuki insan dünyada imtihandadır. İmtihanın baş sorusu da Allah'a inanmak meselesidir. Burada nü'mine, âmene kökünden geliyor. Âmene iman etti. Yü'minu iman eder. Nü'minu biz iman ederiz. Ama len geldiğinde len nü'mine, asla iman etmeyiz. Asla inanmayız. Bu manayı ifade ediyor. Key, mek, mak için şöyle yapmak gibi buralarda kullanılıyor. Hazreti Musa Allahu Teala'ya dua ediyor. Kendisine risalet görevi verildiğinde, ya Rabbi diyor, kardeşim Harun'u da peygamber olarak gönder. İşte niçin bunu istediğini anlatırken de key nüsebbihake kethira, ta ki seni çokça tesbih edelim ve nezkürake kethira, seni çokça analım. Burada nüsebbihu, sebbaha tesbih etti, yüsebbihu tesbih eder. Nüsebbihu biz tesbih ederiz. Key geldi başına, key nüsebbihake, sana tesbih edelim diye. Kethira çokça ve nezkürake, nezkuru zekara kökünden geliyor. Zekara zikretti. Yezkuru zikreder. Nezkuru biz zikrederiz. Key nezkürake, çokça zikredelim diye. Kethira. Yani bu şekilde key için anlamına, şöyle olması için gibi o anlama geliyor. Bir de hatta. Hatta şöyle oluncaya kadar. Mesela vabud rabbeke, Rabbine ibadet et. Hatta ye'tiyeke, ta sana gelinceye kadar. El yakin, yakin sana gelinceye kadar. Yakine ölüm manası da veriliyor. Veya yakine ulaşıncaya kadar ibadetini yap. Yani ibadetten maksat yakine ulaşmak, tereddütsüz bir iman hali yakalamak olmalıdır. O manada verilebilir. Burada hatta ye'tiyeke, ye'ti
Etel kökünden geliyor. Etel geldi, yeti gelir. Başına hatta gelince, hatta yetiyeke el yakin. Yakin sana gelinceye kadar ve bu rabbeke Rabbine ibadet et. Bir de izen o takdirde o zaman anlamına geliyor. Bu edat ben çok çalışıyorum diyen birisine öyleyse başarılı olursun dememiz türü cümlelerde kullanılır. Yani biri bir cümle söylüyor ve biz onunla alakalı öyleyse netice bu olur bunu söylüyoruz. Yani ne gibi? Ene eştehidu ketira. Ben çok çalışıyorum. Birisi böyle dedi. Biz de diyoruz ki izen tenca. Öyleyse başarılı olursun. Kur'an'da bunun örneği yok. Ancak aynı edat mazi fiilin başında da yer alıyor ve aynı manayı verdiriyor. Böyle gelmesinin Kur'an'da hayli misalleri vardır. Ama bunlar da mazinin başına geldiğinde nasbetme gibi bir durum söz konusu değil. Örnek olarak Yasin suresinin ikinci sayfasında anlatılan bir durum. İşte bir topluluğa, Ashab-ı Kariye denilen bir topluluk. Onlara iki tane elçi gönderiliyor. Ardından bir üçüncüsü. Ve o kavimden bir tanesi bunlara sahip çıkıyor. Ve kavmine nasihatlerde bulunuyor. Nasihatte bulunurken de ya ben Allah'ı bırakıp başka şeylere mi taparım? Bunları ifade ediyor. İnni izen lefî dalâlin mubin. O zaman ben gerçekten tam bir dalalette olurum. Yani eğer Allah'tan başkasına tapacak olursam inni izen o takdirde ben olurum. Lefî dalâlin mubin. Apaçık bir dalalette olurum. Li şeklindeki kullanım bu da şöyle olsun diye mek mak için gibi anlamlarda kullanılır. Mesela me enzelne aleykel Kur'ane Kur'an'ı sana indirmedik li teşka meşakkat çekmen için. Şekavet bu saadetin zıttıdır. Yani sana zahmet olsun diye biz sana Kur'an'ı indirmedik. Enzele indirdi. Nezele indi. Oradan başlayayım. Nezele indi. Enzele indirdi. Enzelna biz indirdik. Başına bir ma getirdik. Olumsuz yapıyor. Ma enzelna indirmedik. Aleyke sana üzerine el-Kur'an Kur'an'ı liteşka şekavette olasın meşakkat çekesin diye değil. Burada liteşka burada nasip etmekte. Şu örnekte belki daha iyi hareke olarak da görebileceğiz. Yusuf'un kardeşleri Mısır'da işte bir takım durumlar oluyor. Ve hükümdarın vazosu çalınmış. Onunla alakalı zan altındalar. Kendilerini savunma babında diyorlar ki galu dediler tallahi. Tallahi Türkçe'de de kullanırız. Vallahi, billahi, tallahi. Ama genelde Türkçe yeminde vallahi kullanılır. Bundan dolayı mealde ben bunu vallahi ile karşıladım. Ama tallahi bize yabancı değildir. Tallahi, lagad alimtum, muhakkak siz de bildiniz. Mâ cidnâ, biz gelmedik. Câ'e geldi, cidnâ biz geldik. Mâ cidnâ gelmedik. لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ Bu yerlerde, arzda fesat çıkarmaya gelmedik. Burada لِنُفْسِدَ yani لِاَنْ نُفْسِدَ gibi gizli bir enle nasip ediyor bunu. Şöyle yapalım diye, fesat çıkaralım diye gelmedik. Başka bir örnek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِّيَ اِيمَانَكُمْ Kânallâhu Allah oldu veya öyledir, her daim öyledir gibi mana itibariyle. Ma olunca da olumsuz yapar. Allah değildir. Li yudî'a, edâ'a yudî'u zayi etmek. Zayi edecek değildir. İmânakum, imanınızı. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Burada edâ'a yudî'u ama yudî'u değil de yudî'a oldu. Neden dolayı? Lam.
Lam burada gizli bir en ile bunu nasb ediyor. Bundan dolayı liyudî'a deniliyor. F harfi sebebiyet bildirir. Bu da yine nasb eder. İşte münafık meşrep olan birisi Müslümanlarla aynı toplumda ama diyelim bir sefere gidiliyor, o sefere katılmıyor. Seferden Müslümanlar salimen ve ganimen geliyorlar. Selametle ve ganimetle geliyorlar. Bu defa başlıyor. Keşke ben de onlarla olsaydım. Onu anlatan bir durum. Ya leyteni, keşke ben kuntu mahum, onlarla olsaydım. Fe efuze, kazanç elde etseydim. Fevzen azime, çok büyük. Feze yefuzu, kazanmayı ifade eder. Feze kazandı. Yefuzu kazanır. Efuzu ben kazanırım. Ama efuze oldu burada. Buna sebebiyet verdiren fa. Fa-i sebebiye deniyor zaten buna. Muzari'nin başına geldiğinde sebebiyet manası varsa onu bu şekilde nasip ediyor. Keşke ben onlarla beraber olsaydım ve büyük bir kazanca ulaşsaydım. Böyle söylüyor. Ve Kur'an'dan örnekler göreceğiz. Diğer örnekler. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ. Hiçbir nefsin ölmesi yoktur. İlla biiznillah, ancak Allah'ın izniyle olur. Yani Allah'ın izni olmadan hiçbir nefis için ölmek yoktur. Burada مَا كَانَ olmadı لِنَفْسٍ hiçbir nefse اَنْ تَمُوتَ ölmesi. Ölmek. Mastar manası veriyoruz ve enden dolayı temute geliyor. Hiçbir nefs için ölmek yoktur. İlla biiznillah, ancak Allah'ın izniyle. Hani bu Türkçe'de şöyle kullanılıyor. Öldürmeyen Allah öldürmez. Birisi vardır, çok hafif bir trafik kazası geçirir ve ölür. Ama bir başkası uçurma yuvarlanır aracı. Her taraf yamuk yumuk olmuştur. Ama burnu bile kanamadan kurtulabilmiştir. Öldürmeyen Allah öldürmez. İnne Allah'a ye'murukum, Allah size emreder. İnne şüphesiz manası verebiliriz. Şüphesiz Allah ye'murukum size emreder. Emara emretti, ye'muru emreder. Küm size. En tueddu eda etmenizi. Bu da edadan geliyor. Eda etmek. Edde yu'eddi te'diyeten. Eda etmek. El emanati emanetleri. Vermenizi ile ehlihe ehline. Buradaki he emanetler müennes olduğu için müennes gelmiş. Allah, şüphesiz Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Ve izâ hakemtüm beynen nâsi, insanlar arasında hükmettiğinizde de en tahkumu hükmetmenizi bil adli, adaletle. Allah bunu da emreder. Burada iki tane en örneği görmekteyiz. Tueddûne idi. En tueddû oldu. Sonundaki nunu düşürdü. Tahkümûne idi. Bunun da başına en gelince en tahkümû oldu. Hazreti Musa'nın kavmi, işte Hazreti Musa onlara diyor, şu beldeleri Allah bize vaat etti. Oralar bizim olacak. Ama onlar savaşmak istemiyorlar. Ve diyorlar ki galu ya Musa, ey Musa, inna len nedhuleha, biz oraya asla girmeyiz, ebeden asla, ma damu fiha, onlar orada devam ettiği sürece, ma damu, dame yedumu devamdan gelir, onlar orada devam ettiği olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Konumuzla alakalı olan kısmı nedhuleha, lenden dolayı len nedhuleha. Burada normalde dahale yedhulu idi. Yedhulu'dan nedhulu'ya nasıl ulaşırız? Yedhulu o girer, nedhulu biz gireriz. Ama ne, len geldi başına, len nedhule oldu bu durumda. Asla girmeyiz. He oraya. Ve bazı kavimlerin böyle taşkın isteklerde bulunmasıyla alakalı bir ayet.
وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اَيَتُنْ Onlara bir ayet geldiğinde قَالُوا dediler لَنْ نُؤْمِنَ Asla inanmayız. حَتَّى نُؤْتَى Verilmedikçe مِثْلَ مَا اُوْتِيَ Resulullah Allah'ın elçilerine verilenler bir benzeri bize verilmedikçe asla iman etmeyiz dediler. Yani harikalar bekliyorlar. Halbuki Allah'ın kainatta koyduğu kurallar var. Mucizeler ara sıra olur. Daimi değildir. Bunlar işi bu şekilde yokuşa sürüyorlar. Hatta'dan örnek. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا Şayet onlar sabretmiş olsalardı. Hatta تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ Ta ki sen onlara çıkıncaya kadar. لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ Elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde öğle vakti istirahat etmekte. Bedevi bir grup geliyor. Ya Muhammed çık dışarı seninle konuşmak istiyoruz diyorlar. Seslerini bayağı yükseltiyorlar. Bir peygamberle böyle konuşulmaz. Ayet-i kerime adab dersi veriyor. Velev şayet ennehum onlar saberu sabretselerdi. Hatta tehruce ileyhim ta ki sen onlara çıkıncaya kadar. Yani şöyle oluncaya kadar. Hatta tahrucu ileyhim. Burada hatta kendisinden sonraki tahrucuyu tahruca haline getiriyor. Hatta tahruca. Ama diyelim ki siz demiş olsaydı tahrucu neyi? Tahrucu yapacaktı. O zaman sonundaki nunu düşürecekti. Nasb alameti olarak düşürecekti. Yani bu şekilde bunu da anlayabiliriz. İşte bu derste muzari fiili nasbeden edatlar ana hatlarıyla bunları gördük. Ve bunlar belli edatlar. Ve kendisinden sonra gelen muzari fiilin işte harekesinde veya kelimesinde değişikliğe sebebiyet veriyor. Verdiğimiz örnekler çerçevesinde okunduğunda bunun zihne yerleşmesi, başka örnekler görüldüğünde buna göre değerlendirilmesi gayet kolaydır. Kurallar bilindiğinde Kur'an'ı anlamak çok daha kolay hale geliyor.